ve kainatın efendileri. Benim adım Adam. Eternia Prensi ve Gölgeler Şatosu'nun sırlarının koruyucusuyum. İşte bu da Titrek, benim korkusuz dostum. Bana verilen muhteşem gücü kullanmak için kılıcımı havaya kaldırıp şunu söylemem gerekiyor. Gölgelerin gücü adına! Güç bende artık! Titrek atılgan bir savaşçı haline gelirken ben de He-Man oldum. Kainattaki en güçlü adam benim. Sadece 3 kişi daha bu sırrı biliyor. Dostlarımız Büyücü, General ve Orko. Hep birlikte Gölgeler Şatosu'nun sırlarını İskeletor'un kötü güçlerine karşı savunuyoruz. Kumarbaz. Öyle görünüyor ki minikler yeni reaktörün tamamlanmasını kutlamaya hazırlanmış durumdalar. Söyler misin? Bunda kutlanacak ne var ki? Kral Randor yarın onu çalıştırdığında tüm Eternia'nın güç kaynağı olarak güvenli enerji sağlayacak. Işıklar için, yemek pişirmek için. Yemek mi? İşte bu kutlanacak bir şey. Ben Mel, bırak gizemlerin üstadı. Zararsız numaralar ve oyunların oynatıcısı. Toplanın etrafımda. Hangi topun içinde elma olduğunu bulan elmayı alır. Bu çok kolay. Öyle görünür bayan. Ama ben yanılacağınızdan eminim ve bu durumu daha ilgi çekici bir hale getiriyorum. Bir elma ve bir elmas mı? Oyunlar kolaydır ama bir elmas bayanlar ve baylar çaba gösterdiğinize değer. Ben soldaki diyorum. Sen ne dersin Orko? Hayır, bence sağda olan. Ben sihir numaralarından anlarım. İnsanım. Pekala, o zaman sağda olan. Galiba solda olan doğruydu. Pekala, sıra sende. Bence ortadaki. Tebrikler küçük bey. Keskin gözleriniz var. Elbette öyle. Bu yüzden Smudge o reaktörün baş muhafızıdır. Öyle mi? Hayır. Acil durum sinyali. Alarm. Alarm. 3 numaralı baca çöktü. Taş yığınları içine düşüyor. Koridus madeninin olduğu yer. Miniklerin yardıma ihtiyaçları olabilir. Bence onları izlesek iyi olacak. He-Man'e ihtiyaç duyabilirler. Bekle Smudge. Bana elmasımı geri alma şansı ver. Yeniden doğru topu seçemeyeceğine dair bu elmasa iddiaya girerim seninle. Ama şu an sorun var. Gitmeliyim. Ben gerçekten bu küçük elmasın yerine o büyük elmasla iddiaya girecek misin yoksa? Evet, anlaşma bu. Tahta kuruları. Burada destek girişlerini yiyorlar. Bu çökmenin ve taşların dökülmesinin sebeplerinden biri olabilir. Buradan çıksak daha iyi olmaz mı? Haklısın Tila. Diğer girişler de her an yıkılabilir. Baba, dikkat et! Babacığım, iyi misin sen? Evet, iyiyim sanırım. Aa, olamaz. Hadi acele edelim. Baba! Buraya kısılıp kaldık. Daha kötüsü de olabilirdi. Sonuçta yara almadık. Sanki daha kötüye gidecek gibi. Patlama yüzünden yeraltı nehri yüzeye çıktı. Tırmanmamız gerek. Daha yukarıya tırmanamayız ve su hala yükseliyor. Ne yapacağız şimdi? Bir mucize umacağız.
Adam, Tila ve Duncan öbür tarafta sıkışmış olmalılar. Onları hemen oradan çıkarmamız lazım. Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık. Geride dur Orko. Orko, iyi misin? Heyecan vericiydi denilebilir. Heyman. Neyse ki size zamanında ulaşabildik. Sorunumuz henüz bitmedi. Neden baba? Bakın, yeraltı nehri selenyum içeriyor olmalı. Bu sayede de bu koriduslarda kimyasal bir reaksiyon oluşuyor. Bu ne anlama geliyor Duncan? Bu bölümdeki tüm koriduslar kullanılamaz durumda demektir. Eğer bunlar reaktörde kullanılacak olursa korkunç bir patlama olabilir. O zaman bu bölümdekilerin tamamını güvenli bir yere almalıyız. Böylece kimse zarar görmemiş olur. Katılıyorum ama öncelikle çürüyen tahtaları değiştirmeliyiz ki burada daha fazla çökme olmasın. Bence yarın sabah bu bölümdekileri taşıyabiliriz. Ben hemen miniklere haber vereceğim. Soldaki. Her seferinde kazanıyorsun. Elimde bir şey kalmadı. Sadece hava aracım hariç tabii. Hava aracına karşılık şu ana kadar kazandığım her şeyi alabilirsin. Hava aracım bundan daha fazla eder. Ama benim iddiaya girebileceğim bir şey daha var. Nedir o? Muhafızlığını yaptığın koridusların bazılarını iddiaya koyabilirsin. Bunu yapamam. Onlar benim. Sadece değil. Küçük bir miktar. Siz miniklerde ondan çok var. Ama biri fark edebilir ve ben korkunç bir hata yapmış olurum. Koridusa bazı tıbbi cihazlara enerji vermek için ihtiyacım var. Bazı deneyler yapıyorum. Hayat kurtarmama yardım edebilir misin? Hayat kurtarmak mı? Ne sanırım şey. Pekala, iyi bir nedenim var. Öte yandan henüz kaybetmedim. Mutlaka kazanacağım. Doğru. Hadi şu işi yapalım. İşte bu koriduslar kral çalıştırmaya başladığında reaktörde kullanılacaklar. İzin ver de alayım. Acele etme. Henüz kazanmadın. Ve ben kazanamayacağına eminim. Nasıl istersen. Tamam tamam. Tüm kazandıklarımı ve bunları senin hava aracına karşılık doğru topu yine seçeceğime dair bahse giriyorum. Anlaştık. Bunlar öncekilerden çok daha hızlı ama. Ve şimdi küçük dostum, hangisini seçeceksin? Ben sağdaki, ortadaki. Evet. Ah, kötü şansım aç. Artık benim gitmem gerekiyor. Hayır, dur bekle. Sen koridusları alamazsın. O benim değil. Bunu daha önce düşünmeliydin. Bu adil değil ama. Toplar çok hızlı hareket ediyordu. Her seferinde kazanılacağını söyleyen bir kural yok. Ya da kolay olacağını. Lütfen, her şeyi yaparım. Yeter ki koridusu bana geri ver. Başıma büyük bir iş açılacak yoksa. Saçma, yapman gereken tek şey başka koridusları bendekilerin yerine koymak. Ben kimseye söylemeyeceğim ama. Sanırım bunu yapabilirim. Güven bana Smudge. Her şey yolunda gidecek. Sanırım o haklıydı. Onun aldığı koridusun yerine reaktöre bunu koyacağım sadece. Hiç kimse bunu asla bilemeyecek. Ve her şey yolunda gidecek. Kim var orada? Sakin ol Smudge. Sadece benim. Tila burada her şey yolunda mı diye gelip kontrol etmemi istedi. Her zaman çok dikkatli olmayabilirsin. Eğer bu koriduslardan bazıları yanlış ellere geçecek olursa tüm Eternia tehlike altında olacak. Tüm Eternia mı? Hayır. Ne oluyor? Seni rahatsız eden bir şey var. Anlat bana.
korkunç bir şey yaptım. Bazı Corydus'lar için o sihirbazla kumar oynadım ve kaybettim. Kayıp mı ettin? Melbrecht'le Corydus olduğunu mu söylüyorsun? Evet, çok utanıyorum ama. Sana ne yapacağımıza daha sonra karar veririz. Bana anlatman doğru bir şeydi. Ama şimdi hemen Corydus'u geri almamız gerek. Onunla Melbrecht'in ne yapacağını Tanrı bilir. Bu Corydus dedektörü bizim Melbrecht'i kolayca bulmamızı sağlayacak. Ben sanırım onu görüyorum. Saklanıyor gibi görünmüyor. Gidip konuşalım şununla. Dikkatli olsak iyi olur dostum. O kurnaz biri. Merhaba dostlarım. Sizin için ne yapabilirim? Corydus için geldik Melbrecht. Kurala uygun biçimde kazandım. Artık benim. O zaman biz de senden satın alalım. İskeletor vereceğin her rakımı geçecektir. Boşuna uğraşma. İskeletor hiçbir zaman Corydus'a sahip olamayacak. O halde gel ve al onu. Hemen dikkat! Enerji kafesi! Önce Corydus, şimdi de He-Man elimde. Evet, kazançlı bir gün denebilir. Parmaklıklar saf enerjiden yerinden oynatmaya gücüm yetmiyor. Bakalım Melbrecht'in planlarını bozmayı başarabilecek miyiz? İşe yaradı değil mi? Şimdi gidip Melbrecht'i bulalım. Bu İskeletor'un adamı olmalı. Melbrecht sen misin? Evet, sen kimsin? Bana Spycor derler. Kötü güçlerin en muhteşemi, İskeletor'un hizmetkarı. Corydus'u yanında getirdin mi? Burada. Ben de İskeletor'un almak isteyeceği bir şey daha var. Adı da He-Man. He-Man mi? Sen Spycor'u aptal mı sandın? Senin gibi sıska bir adam He-Man'i asla ele geçiremez. Aslında o denedi. He-Man! Senin için gitme zamanı Spycor. He-Man! Sihirbaz kaçıyor! Fazla uzağa gidemez. Gidelim. Gitmeyi hazır patron. Çekilin yolumdan. He-Man geliyor. He-Man! Bu ışın bizim tek umudumuz. İşte orada He-Man! Teslim ol Melbrecht. Her şey bitti. Buna iddiaya var mısın He-Man? Işığım gücümü zayıflatıyor. Zor dayanıyorum. Bu ışını güçlendirmek için o aptal minikten aldığım Corydus'lardan kullandım. Bu ışına sen bile dayanamazsın. Dayan He-Man! Seni kurtaracağım! Bırak beni! Bırak beni! Seni kim kurtaracak Bicir? Başıma bir sürü iş açtın He-Man. Ama artık bitti. Yakında sen İskeletor'un ellerinde, bense zengin biri olacağım. Melbrecht, sen gerçekten kötü bir insansın. Evet. Öyle miyim? Hemen İskeletor'a ulaşmalıyım, olanları ona anlatmalıyım. He-Man'e ve Mini'ye dikkat edin, tamam mı? Ya patron, ya He-Man'in gücü tekrar yerine gelirse? Ona Corydus ışınından bir doz daha verirsin, olur biter. Pekala, siz ikiniz oraya oturun ve sakın yanlış bir şey yapmayın. Yararsız. Hala Corydus ışını yüzünden güçsüzüm. Hepsi benim hatam. Melbrecht'a Corydus vermek hayatım boyunca yaptığım en aptalca hataydı. Bu arada söyle bakalım, Corydus'ları nereden almıştın? Reaktör odasındaki sepetten. Kralın reaktörü çalıştırmaya başlayacağı yeri biliyorsun. Ama ben orayı kontrol etmiştim. Orada eksik Corydus'u yoktu. Ben madenden aldığım Corydus'larla reaktör odasındaki eksikleri tamamladım. Maden mi dedin? Yok, hayır. Sorun nedir? O Corydus'lar kullanılamaz. Kral eğer o Corydus'larla reaktörü çalıştıracak olursa infilak edebilir. Büyük bir patlama olabilir. Hayır, bir şeyler yapmamız gerek. Benim bir fikrim var. Sen muhafızları birkaç dakikalığına oyalayabilir misin? O işi bana bırak. Hey siz ikiniz, ne diye fısıldaşıp duruyorsunuz? Biz sadece siz ikinizin ne kadar ağır ve aptal olduğunuzu konuşuyorduk. Seni küçük bücür. Hey geri dön çabuk.
beni! Yakaladım işte. Hayır, yakalayamadın. Gölgelerin gücü adına. Çabuk oradan aşağı in. Burada olmaktan hoşlandım. Ama sana atıştırman için bir şeyler yollayabilirim. Pekala minik. Yetti artık. Şimdi gününü göreceksin. Sallamaya devam et. Yakalamamıza az kaldı. Affedersiniz. Ama sanırım bunlar size ait. Teşekkür ederim. Hemen mi? Hey sen niye? Atla bakalım. Hemen geliyorum Hemen. Gücün yerine gelmiş galiba. Evet, senin sayende. Melbrak, Melbrak, Hemen'i kaçırdım. Beceriksizler, aptallar. Şimdi onun için yeniden Koridus ışınını kullanmam gerekecek. Hemen, Melbrak ışını kullanacak. O şeyden daha önce yeterince aldım. Oy. Şimdi ne yapacağız patron? Bütün kötülerin yaptığını tabii. Ondan kaçacağız. Aa, o yine kaçıyor. Onunla işimizi daha sonra da bitirebiliriz. Şimdi hemen dönüp kralın reaktörü çalıştırmasını engellememiz gerekiyor. Oğlumun yaptığına inanamıyorum. Bu törenin benim için ne kadar önemli olduğunu biliyor. Eminim birazdan burada olacaktır. Smudge de ortada yok. Acaba yanlış bir şeyler mi? Pekala, herkesi böyle bekletemeyiz. Adam olmadan başlamamız gerekecek. Değerli Eterniye vatandaşları, bu büyük gün için yeterince bekledik. Generalin bilimsel dehası ve miniklerin sıkı çalışmaları sayesinde bu yeni Koridus reaktörü uzun yıllar boyunca bizlere enerji sağlayacak. Ve şimdi büyük bir zevkle reaktörü çalıştırmak üzere düğmeyi çeviriyorum. Her şey hazır mı Duncan? Evet efendim. Pekala, şimdi başlıyoruz. Reaktör devreye girdi ve her şey yolunda gibi görünüyor. Tina bak, o Hemen değil mi? Evet, ve acelesi var gibi görünüyor. Zamanında geldiğimizi umarım. Bence de. Hemen, bir sorun mu var? Majesteleri, reaktörü çalıştırmamanız gerekiyor. Çok geç Hemen. Duymuyor musun? Reaktör çalışmaya başlamış bile. Neler oluyor burada? Reaktör gayet normal çalışıyor. Çok geç kaldık. Yapılacak tek bir şey var. General, reaktörün çevresini boşaltalım. Hemen ne yapmaya çalışıyor acaba? Bu yaptığına inanamıyorum ama galiba bütün reaktörü kaldırıyor. Bu beni çok zorlayacak gibi. Aman tanrım, buna inanamıyorum. Hemen tüm reaktörü uzaya doğru yolladı. Harikaydın Hemen. Harikaydın. Hemen bütün işimi mahvetti. Neyse ki canımızı kurtarmayı başardık. Ya, yerinde olsam bu konuda iddiaya girmezdim patron. Hemen kaçış botuna çabuk. Vay canına. Melbrak'a ne oldu acaba?
Ah, eminim bir yerlerde uçuşup duruyordur. He-Man bütün işini yer beni. Öcerdan. Titrek, hey Titrek, uyan. Merhaba millet. Söylesenize, heyecanlı bir şey kaçırdın mı? Kaçırmadın Titrek. Hiçbir şey kaçırmadın. Büyümenin en iyi taraflarından biri de diğer insanların sahip olduklarına saygı göstermeyi öğrenmektir. Squinch tüm parasını kumardan kaybettiğinde o bir başkasının malıyla kumar oynadı. Ve böylece her şey ters gitmeye başladı. Bir başkasına ait olan bir şeyi kullanmak istediğinizde ondan izin isteyin. Asla kendinize almayın. Öyle değil mi Orko? Haklısın.